İyi ki yeneyim diyorsun. Niye? Yeneyim. 1900 level. Ne? 1900 ne? 1900 ikon yazıyor. 1900 ikon mu yazıyor? Nasıl 1900 ikon yazıyor lan? Ama Basma ya. 1878 yazıyor orada. Ben de Ya korktum bir an, 1900'deki. 1900 nasıl yazıyor dedim. Dedim Allah Allah dedim, benim haberim olmadan bir şey mi yazıyor orada? Al dur 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 dur. Çık buna. Yani ilk seviyeyi açtım. Birinci seviyeden açtım. Bunu. Aa yok daha girmedi. Bir şey yapma yok. Tamam. Acaba benim parçalar neydi? Bir dakika, kabul etmeyeceğim. Parçalarıma bir bakayım. Ona göre geleceğim. Tüplüymüş. Bir daha açsana yarışı. Açayım. Para parçasıyla gireceğim çünkü. Bir 600'ü buradan kaldırsam tamam işte 1000 olur. Yok lan, bir 600 daha kaldırsam 1000 değil, 1200 mü, öyle bir şey oluyor. Geldin mi? Daha erken miydi? Bekliyorum ben. O zaman bir daha şey yapayım. Çıkacağım bir daha gidiyorum. Bana gelmesi için de hiç sevmediğim şey oluyor şu an oyunda. Kar yağıyor. Şehri değiştireceğimize gider ya. Mı davet? Ya da ben atmıyorsam Yarışa girdin ya en başta, davet geldi bana. Komple çıkacaksın, tekrar gireceksin içeri. ah. Tamam oldu. O zaman gelir. Kolam da yokmuş. Kolamı da doldurayım bardağımı. Buradan da kola reklam şirketine selam var. Aslında sponsor olabilir bak. Coca-Cola reklamı bana sponsor olabilir. Bubble Twitch'te yayın yaparım. Her 10 dakikada bir reklam sokarız araya. Tamam. Sende Porsche mu var? Porsche ya. Bu sefer de bununla deneyim dedim. Zaten benim arabaya başlıyor. Yok et, sen gidersin. Ödüm bakıma karışıyor. Benim bir şey yapacağız dedi. Ay. Yaptım bile bir sürü. Çok geride kaldı, çalışıyorsan bir kere de start çek. Sana kalmış bir şey. 3 defa aracı çarpmasaydın iyi olacaktı da. İşte sen restartlayabilirsin. Daha oyun başında işte. Yok ya. Başladık zaten. Devam O edelim. checkpoint aldıktan sonra sol yukarı çıkıyorsun. Tamam. Karı hiç sevmiyorum ya. Vallahi ya. Hepsi senin yüzünden.
yarışı başlatırken keşke şu arabaları götürseler yani. Şey gibi, Dayşemit yarışı gibi olsun dedi. Aynen Oğlum sen öyle. bir senedir yoksan, oğlum Dayşemit'e yeni güncellemeler falan geldi artık, parça marça bir şeyler veriyor. Vallahi hiç bilmiyorum artık. Bakalım. Anladım, sen gelişin öyle bir şey. Aldığımda da öyle çok oynamadım ya zaten. Taktik araba falan çok zor alınıyor. Biraz öyle de. Bir zaman sonra parayı neye harcayacağını şaşırıyorsun. Alacak bir şey kalmıyor. Artık parçaları yapıyorsun. Hadi tüm parçaları yaptın diyelim. Tüm arabalarında tüm parçalar var yapılıp. Artık neye harcayacağım parayı? Harcayamıyorsun. Ben şu an 1800 leveldeyim. Parayı neye harcayacağımı şaşırıyorum. 3000 level olan adamları düşün bir de 3400. Bunlar zaten tam şey olmuş olacakmıştır da nasıl oynuyorlar anlamıyorum zaten o saatten sonra. Oynatıyor oyun. Devamlı güncelleme geldi için oynatıyor. Yoksa ben de salmıştım şu ana kadar. Ben bir ara 1400 leveldeyken saldım. Bir de geri döndüm. Devamlı güncellemesi olduğu için, cartı curtu burtu olduğu için geri dönüş yaptım. %100 daha oynarım yine bırakırım ben zaten bunu ya. Hı? %100 daha oynar bırakırım ben bu oyunu. Sana kalmış birader, bende bir sorun yok. Ha burayı da yaptım. Ben devam. Ben ilk oyuna başladığımda 5000 level insanlarla oynadım. Temeli öyle attım. 600 levelden sonra tek tek aldım 1000 levele kadar. Sonra yine birileriyle oynadım. Sıfır başlayan insanlarla iki kişi falan İlk kişiyi falan oyunu öğrettim. Temelini atladım. Öyle onlar da takıldı öyle kafasına göre. Sonra ben oynayan bulamıyor musun ben? Oynayan yok. Bu oyunu oynayan çok az kişi var zaten. Yok ya. Ben Krabi Polisyonu'nun yöneticisiydim. Bir ay öncesinde oynayanlar vardı. Da işte çok çabuk sıkılıyorlar. Hani şey gibi değil ki, olanak gibi değil ki oyuna elini attım o oyuncu bulasın. Dediğim gibi çok yok ama sağlam adam olacak abi. Oynadın mı oynayacağın adamlar sağlam olacak. Nasıl sağlam olacak? Yani oynayacak abi, sen ne oynayacak o oyunu. Öyle keyfe kadar girmeyecek. Tabi girecek, keyfe kadar girecek. İşte eğlenmeye giriyoruz da. Hani bir gün oynayıp da 3 gün oynamama, 3 gün oynayıp da 1 ay oynamama olmayacak. O zaman bir mantığı kaldı. Ben senin için demiyorum. Kendi üstüne aldım da. Ben Hiç oynayamıyorum ki zaten. Benim tayfam olsa diyorum işte. O tayfa işini işte toparlamak da sıkıntı. He? Herkesin, o tayfa işini toparlamak sıkıntı işte. Yok, o zaman da ekibim vardı benim. 15 kişi falan vardı. En son en son ben kaldım. Bak da Şiftay. Sen şu anda bana çok yakın geliyor daha, bilmiyorum. Ben zamanda Azerbaycanlı bir iki kişiyle daha oynadım. PUBG Lite videolarım da vardı. Hatta İbrahim gibi. YouTube'da da denk gelmiş olabilirsin. Çoğu yerde yok, Aktaş İbrahim olarak geçiyordum. Arkadaşımın soyadı da Aktaş'tı da adı... Yok, Azerbaycan'dan sayı olamazlar. Türkiye'den sayı olabilir. Türkiye'den ya. Aşiret büyük bizim. İlla ki bir renk gelmiştir. Bak çocuğun adı da, çocuğun adını unuttum ya. Vallahi hatırlasan da biliyor musun? İsmail diyeceğim şimdi. 8-9 tane İsmail var. İbrahim diyeceğim. 15-18 tane İbrahim var. Hangisinden bahsedeceksin ki? Ben bile bilmiyorum ki Aşiret'in çoğunu. %70'ini bilmiyorum, tanımıyorum Aşiret. Ya diyor, ben senin akrabanım, sen beni tanıdın mı? Adam benim ninemin, dedemin, dedemin, dedenin, dedesinden, oğlundan, çocuğundan, çocuğunun torunundan bana bağlanıyor. Abi diyorum, sen ne anlatıyorsun diyor bir son. Gözünü sevdim diyorum. Tabak akrabaysak akrabayız, tamam kardeşim, geç otur. Niye anlatıyorsun ki bunu diyor. Bu %20'den sonra vardı herhalde. Bir tane, iki tane daha vardı. Bir otobandan gidiyorduk. Otobandan böyle biraz ileri gidiyorduk sanki. Yok, ben otobandan gidiyorum. Onu biliyorum, iki tane var. Biri tren yolu, biri otoban. Otobanı kullanmıyorum. Tren yolunu kullanıyorum.
Otoban Orada çok saçma çünkü. dur da ben bir bakayım oraya ya. Gerçekten iyice uçtum lan. Bombaya uçtum. Aramızda bir dakika mesafe var. Merhaba Max'ın %3'lük. Yayın geçmişinden bakabilirsin istiyorsan. Ya da yayına geç hemen. Twitch'te Dur üzerim ne tutta yaparım ya. Twitch'e geçer. Geçer. Bakabilirsin orada. Bir de şey yapıyorlardı. Bunda hani sanki Bak. ilk üçe... Tam %20'ye geldiğin zaman sağda böyle tren yolu göreceksin. Köprü şeklinde gidiyor. Geçtim orayı da neyse şehirden gidiyorum ya. Tamam mı? Ha, tren yolunu da şimdi hatırladım. Tamam. Da geçtim orayı daha çok oldu. İşte %20 diye geldin mi sağda tren yolu göreceksin. İlk senin 27 mi? %27'de tren yolu var. Ha, O tren yolu tamam. böyle ikiye ayrılıyor. T halinde geliyor. Biri sola gidiyor. Biri sağa. Sağa giden kısmına giriyorsun. Hıldır 200'e geliyorsun. Checkpoint'e doğru seni götürüyor zaten. Diğer de ta nerede keşimi var bir daha? %30'larda var. %37'de var. Sonra %47'de var. Başka nerede var? Başka nerede var? Sonra yok. %80'e kadar bir daha yok. Zaten full düz o zaten. Bas bas öldü falan. Ben sana söyleyeceğim kestimleri kullanırken yüzde olarak söylerim. Aklında tutarsan. Hatta aklına geldiğinde söylersin bana, ben sana söylerim nereden sapacağını. Tamam. Şu Zaten an %20. sapacağı zaman checkpoint'in hangi tarafta olduğunu görsen yeterli. Anlarsın zaten nereden gideceğini. Çok basit. Aynen. Sen eskiden oynuyordum diyorsun. Eskiden de birkaç defa buraya oynadıysan anlarsın demek ki. Yeni bir oyuncu olsa desem anlamazsın. Tamam. Bir demir yolunu gördük. Şimdi o T cevaba bas, haritayı büyüt. Göreceksin sağda ileride bitiyor. T oluyor yani. Biri sağa, Aynen. biri sola gidiyor. Sağ tarafa gider. Zaten checkpoint de sağında kalıyor. Bak şeye geldin. %33'e geldin. Tamam mı? Checkpoint %34. Tam %34 olunca checkpoint var. Aldın. Bir çınar ağacı var böyle beyaz bir sağda. Onun tam dibinden arkasından girdin. Sağa doğru böyle. Birazcık daha sağ çapraz yaparak yola doğru çıktın. İstiyorsan kullan, istemezsen kullanma. Çok ara bir kestirme. Yol düz yoldan gidebilirsin. Ben sana Düzden gidelim buradan. asıl düz, büyük olanı göstereceğim şimdi zaten. %34'ü geçtikten sonra bir daha checkpoint'e doğru gidiyorsun. %37 ayıcık yeri. Bir dakika şu 27'yi geçeyim de tren Sen daha yolunu. 127'sin. 27 değil misin? Sen Aynen. %10'luk fark var aramızda, biliyorsun değil mi? Ben Bir sana boyu anlatayım. alsaydım. Gelirim şimdi oraya yani. İstiyorsan %34'ü kullanmana gerek yok da %37 büyük bir kestirme. %37 tam %37 olduğunu checkpoint alıyorsun. Checkpoint aldıktan sonra sol daha doğru kırıyorsun. Toprak bir yol var. Tahta bir köprüden geçiyorsun. O yolda toprak yolda devam ediyorsun. Toprak yol seni arkadaki otoban yoluna çıkartacak. Oyun sana şey diyebilir. Wrong way, yani yanlış yöne gidiyorsun diyebilir. Sen aldanma. Devam et. Biliyorum ya, sıkıntı yok. Az çok oynadık da. Al işte ya. Alana bak. Yuhu, iyi ki kestirmeye de geldim var ya. Gerçi Sen benim girdiğim gibi girmediysen kestirme, sıkıntı. işte Ne? oradan dolayı sıkıntı oldu. Twitch hesabım varsa takip et. Yayını bitirdikten sonra yayının geçmişinden izle. Sen eseden başından zaten yarı segment önce başlattım ki yayını. Görürsün neler kestirme kullandığını. Bakarım ya. İzlersin, kendin görürsün. Bir de ben para parçası da gidiyorum. Araba gitmiyor da belki. Yani gitmiyor dedim ya. İstediğim hızda gitmiyor. Yavaş gidiyor bana göre. 400. Onu o ayıcık yoluna girdiğiniz zaman anıyorlar. Sana anlatacağım diye ben kaçırdım. Kaçırdım. Köprüye girdiniz. %37'de geldin otobana. Otobana çıktım böyle zıpladım. Ya orası sana göstermeden anlayamazsın. Aşağıdan gidersin, normal yoldan gider, yola çıkabilirsin. Ben normalde de 3 tane yapıyordum. Ya zaten o bir tren şeyinin oradan yapıyordum. Bir otoban vardı. Yüzde kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ama böyle direkt böyle
Dümdüz aşağı bayağı bir yamaç vardı. Oradan iniyordum. Bir de ormanlıktan aşağı. %47. Bir de ormandan aşağı iniyorduk dağdan. O. %83. Bu öyle bir şeydi orada. %82 kestirmesi olarak geçiyordu zaten. O geçti ya, o bitti. Orada başka bir kesim var, onu kullanıyoruz artık. Bir tane daha bulduk biz. Düz aşağıya doğru iniyorsun, başka bir tane daha var, onu kullanıyoruz. Ya sen Millet bilmiyor. bayağı yavaş geliyorsun, söyleyeyim. Personel hızlandırman lazım. Valla bayağıdır oynamıyorum ki. Oynasam da zaten maksimum 1 dakika değişir ya. Şimdi dağa tırmanıyoruz. %37'ye geldim, dağa tırmanıyoruz. Ha sen, ha benim dediğim yere girmedin o zaman. Girmedim. Checkpoint aldıktan sonra tam sola kıracaktım. Onu da hatırlıyor gibiyim de aman orası şimdi sıkıntı Arka yol. ya. Nasıl unutabilirsin ki birader öyle de öyle bir şey. Ben unutmam yani sen. 3 sene geçse Valla unutmam. öyle çok oynamadım ya, 20 saat en fazla. Sen bir şey yapmamışsın ki. Oynamadım ya. 20 saat ne ya? Biz bir giriyorduk 5-6 saat takılıyorduk günde. Sadece günde 5-6 saat. Hatta benim şu anki saatimi bilmiyorum. Bakayım oyun yarış bittikten sonra. En son 700 saatte geri döndüm. 720 falan da saatte geri döndüğümde. Şu an 1000'i geçmiştir. 1000 saati oyunda geçmişimdir. %48'de. Düzden videonun yamaçına şey yaptım. Ben sana söyleyeyim 8'de de var değil mi? %48. Ben yine sana söyleyeyim de sen yapar yapmazsın, sana kalmış. 40'a geldim. Finaldeyim. Ha tamam, bu 48 o zaman benim dediğim büyük ihtimal. Yo, 37'de de var. Ben çok kestim oğlum. Ben bu abi zaten söyledim sana. Bu kestirme, bu oyunu kestirmesiz oynayamazsın, imkanı yok. Yani full yollardan giderek bir gitsem var ya ben çıldırırım. Çıldırmakla da kalmam, çıldırırım. Çünkü checkpointler arası çok uzun, anladın mı? Ya ister istemez yoldan çıkmak zorundasın zaten. Yani istesen istemesen yoldan çıkmak zorundasın. Full yolda gidemezsin. Çok uzun süre yani 40 dakikadan aşağı bitiremezsin full yolda giderken. Gidersen. Hadi çok hızlı gittin diyelim, bilemedin 35 dakika olsun. Bitiremezsin, imkanı yok. 35 de zor ya. Uzun. Bitiremezsin, imkanı yok. Öyle full yoldan gideceğim. Yarışı bitti, hızlıca bitireceğim. Bitmez ki. Yani benim Canı bir... sık. Ya canın sıkılmasına geçtim, bitmez. İzdırap oluyor. Anladın mı? Yoldaki NPC'ler olsun, yolun iki şeritli olsun, devamlı kıvraklı olsun, devam döndürmesi olsun seni. Canın sıkılır bir zaman sonra ama kesimleri kullandın mı kendini daha çok eğitirsin. Bu sana ya şeyde de yardımcı olur. Offroad arabası kullanırken de yardımcı olur. Zaten o ofrağa da hiç girmedim. Tamam, hiçbir şey girmemişim o zaman. Ben işte bunu oynuyordum. Bu haritayı. Sen kaç tabelasın? Önlerine bakma. 500 olacağım inşallah bu oyundan sonra. Ne? 500. 500 olacağım. Sen 500 level'e kadar sadece Hypercar mı oynadın? Evet. Ben seni niye 90-100 falan zannettim de bir şey söyleyeyim mi sana? Sen çok boş geçirmişsin zamanında oyunu söyleyeyim. Aşırı boş. Ben 600 level'ken SR bölümümü tamamlamıştım. 2 setim vardı. Hypercar'da 3 tane setim vardı. Bugatti'lere sahiptim. Sana bu kadar söyleyeyim. Daha devamını getirmeyeyim. 620 level'ken teknelere parça kasmaya başladım. Büyükle küçük teknelere. Ben parça falan yapmıyordum bile ya. Parçasız yapamazsın. 2 gün sonra gerçekten oyunu 2 gün sonra sanarsın. Bu 47'ye geldim şimdi. Bu dümdüz gidiyorduk sanki Düz devam buradan. ediyordum. Düz devam ediyorum. O, tam sağda bir tane Sonra çınar ağacı var aynen. büyük. Onun dibinde. Aynen tam Biliyorsan oradan. diye soruyorum bana. Ya unut ya, işte hatırlatmam amacıyla ya. Orada aşağı Ağacı. sallıyor. Checkpoint'a bakarak hareket edebilirsin zaten. Checkpoint zaten uzaktan gözükür. Zaten dibine geldiğin için daha net gözükecektir. Feyce Kaydı baba bak. Ondan sonrası yok. Ufak tefek göstermeler var da onları sana buradan söylesem de anlatamam. Onun için bildiğin yoldan devam etsen. Ufak tefek göstermeler de var. Zaten sonrasında yok. Bir şehrin içine giriyorsun. Şehrin içinde var iki tane benim kullandım. Bir girmeden
Bir de girdikten sonra içinde kullanıyorum. Sorunsuz yok. O da alışık olduğum için ben. Arabaya da hakim olduğum için döndürebiliyorum. İstediğim gibi. O ikisi var. İkisini kullandıktan sonrası devam yani. Otobana falan çıkıyor zaten. Sorunsuz yok. Ya şu araba satma falan işi olsa keşke, güzel olacak da. Araba satma niye satıyorsun ki? Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen bir gün araba evet. sattın. Eğer ki licensing yapmaya kalkarsan 2 gün sonra o arabayı sana geri aldırtıyor satma. Haberin olsun. O yüzden oyundaki tüm arabalar şu an alıyor. Bütün ikkar bölümüm kaldı. Geri kalan tüm bölümleri aldım. Bütün ikkarım kaldı. Tüm ikkarda 11 tane bir araç kaldı. E bedeli yüksek. Ha işte 400-500 falan istiyorlar. 3 tane 4 tane 500'lük var. Diğerleri 300-280'lik falan. Para olarak. Onlar da alıcı oyundaki tüm arabalar sahibi. Sadece Lightsmith arabalarına sahip değilim o kadar. Lightsmith arabasız da satan Lightsmith'e geldikçe alırım. O yüzden bana oyun git şu arabayı al, git bu arabayı al demez. Para sıkıntım olmaz. Senin araba çocuktan sonra para sıkıntın yok zaten oyunda. Sen bir o aynen arabayı satacaksın, diğer arabayı alacaksın. O arabayı satacaksın, diğer arabayı alacaksın. O arabayı satacaksın, diğer arabayı alacaksın. Canın sıkılacak, Lightsmith yapayım diyeceksin. Lightsmith'e bir gireceksin. O sattığın arabaları sana tekrar aldıracak. E bu sefer hangi arabaları satacaksın? O aldığın eski arabaları satacaksın. Örnek veriyorum. O Lightsmith'in istediği arabaları alacaksın. Diğer hafta gelecek. O geçen hafta sattığın arabaları bu hafta tekrar sana aldıracak. Ne yapacaksın? Devamlı araba sat, al, sat, al mı yapacaksın? Çünkü şöyle söyleyeyim. Satma muhabbeti olsa 500'e sat, aldın arabayı 300'e satmak zorunda kalırsın. Yine kalkıp i̇şte 200'lük 300'lük bir para kasmak zorunda kalırsın. O sistemde saçma olur. Çünkü daha onu paran ekleyecek, daha para kasacaksın. Kimse de yapmaz ama. Yani, kimse satmaz öyle olunca da zaten. Ya zaten mantıksız olur. Artı zaten Lightsmith sana her hafta farklı araba kullandırtıyor. Lightsmith dediğim bölümü sen oynamadın zaten, belli oynasan. Demek istediğim çok rahat anlarsın. Buron gümüş müydü? Gümüşe kadar geliyorum bırakıyorum ya. Şöyle çok şey yapmıyordum. Bir defa gir çıkar dedim bitti. Gold'a kadar. Yok gold yapmadım ya. Ha, gümüş, silver. Gümüş, buron. Rolcu var. Onları bile bazen yapmıyordum. İyi de senin zamanlarda satan tamam zordu Lightsmith. Şimdi sen tekrar oyundan sonra bir göz at oraya. Dün girdiysen göz atsaydın ya Lightsmith'e. Valla bir 450 mi ne yaptım da yeni araç alıyor, o kadar para yok. Alamam. Ama gerçi şimdi bu oyundan sonra alırım ya. Bundle alırım ya, bu oyundan sonra zaten. Alıp almam önemli değil de sen salıyorsun. Sen tabii ki de kalkıp da sana bağımlısı ol demiyorum oyunun da. Kasmıyor yani, çabalamıyorum. O yüzden şöyle söyleyeyim. Zaten zevke giriyorsan oyuna yanlış anlama. Daha 2 gün önce başka bir arkadaşla da konuştuk bunu. Hiç o zaman Lightsmith'e bulaşmayacaksın bak. Motor sürmeye giriyorsan abi, zevke bir iki yarış yapıp çıkacağım diyorsan abi, hiç Lightsmith muhabbetine bulaşmayacaksın. Çünkü Lightsmith'e bulaşırsan abi, devamlı sen para kasmak zorunda kalırsın. Bu sefer tüm arabaları sahip olursun, parsen eksik kalır. Bu sefer parça peşine düşersin. Zaten 500 de versin de hypercar parsen niye bu kadar yavaş? Ona da hayretim var ya. Hani... Ben var ya o parçaları şey yaparken bozdururken Allah bilir iyi olanları da bozdurmuşumdur. İyi. İyi hatırlamışımdır. Bilmiyorum çünkü. Hiç YouTube'dan bakmadın mı? Bir sene önce diyorsun. Bir sene önce yani ben 2021'in başında aldım zaten oyunu. O zaman Ömer abi vardı. Hiç YouTube'dan bakmadın mı ya Kraliçe diye? O zaman Ömer abi vardı ortada. Hiç bakmadım. Ya birazcık da sende şey varmış yani. Ya bir de daha farklı oyunlar oynuyordum bir de ya. Ya farklı oynayıp oynamamak değil mesela. Oynayabilirsin. Bir oyuna bağlı kaldığın bir şey yok. Yani bir zamanda ben bu oyunu tek bağlıydım. 708 liradan sonra farklı oyunlar var. Mesela ben az sonra çıkacağım. ETS yayını yapacağım. Oradan çıkacağım. Valorant'a gireceğim. Ben ekranım. Ben tek şu an tek oyuna bağlıydım ama zamanı temeli yaptım. Valorant'ı mesela sardım bir ara. 2 ay kreve girmedim. Manyak gibi kastım sen Valorant'a. Manyak hesap var. ETS. Zamanında ETS'yle biraz kastım. Biraz oynadım ettim. Orada da temel attım. Yani girdim mi mesela ETS'de oynayacağım adam var. Valorant'a girdim oynayacağım adam var. Arkadaşlarım var. Bir kreve yok. Kreve senin 90 GB oyun. Herkes aldı. Evet. Gerek de yok. Tek oynayabiliyorum sizin oyunu. Ondan kreve tek başıma oynayamıyorum ya. Niye?
Oynayamıyorum ya. Böyle ne bileyim yok. Canım sıkılıyor. Canım sıkılır normal. Benim sıkılıyor. Ha, ben yine bir çaresini buluyorum. Çünkü yani oyunda yapabileceğim yani her şey açık çünkü. Yapabileceğim çok fazla çeşit var çünkü. Oynayabileceğim çok fazla yarış var. Sen de kapalı diğer yarışları açsa canın sıkılmaz. İnan yani canın sıkılmaz. Tek başına bile oynarsın yani. 1000 levele kadar tek başına oynarsın. 1000 değil, 1500'e kadar tek başına oynarsın. Rahat yani. Sonra bir daha canın sıkılır. Onda da artık adam arayışına çıkarsın. Sen şimdi ne canım sıkıldı? Var bir, Zevkinden hani yanlış kaynaklı. anlama da 500 levele kadar en azından bir tane set tamamlasaydım. Yani en azından küçük bir tane hız setini tamamlasaydım. Valla setle benim hiç şeyim yok. Adamlar ben 2-3 kişi bulduydum işte. Adamlar beni bu yarışa sokuyordu. O kadar. Gerisi yok. İşte bir de kavga ettiler ettiler. Ondan sonra kimse girmedi. Ben de bıraktım zaten. Bir şey diyemem dostum. Ha, dediğimiz gibi o zamanlar bir YouTube'a mutlaka keşke bir göz atsaydım. Uzun süre basma tutunca şu oluyor. Başka modlara geç. Kim var yanında? Kardeşim ya. O demek istediğimi anladı. Sana farklı modlara geç dediğine göre demek istediğimi o anladı işte. Tep modda kaldı çünkü ben de senin gibiydim. İlk Hypercar'ı kastım. 3 parça kastım. Lie Smith'e Bugatti Storm Edition geldi. Bir daha gelmedi. Yeşil araç. Bak, 1,5 senedir gelmedi. Bak ben 580 falan leveldim. 600 yaklaşıyordum geldi. Şu an 1800 levelim. Bak arada nereden baksam 1000 levellik bir ara mesafe var. Ne hikmetse abi gelmedi. O zamanlar tabi Bugatti falan her şey bir şekilde ama güzel puan yaptım Bugatti ile falan ama tünik karda yavaştım. Tekne göre tekne falan yarışı var, çok iyi hatırlıyorum. Onlar da yavaştı mesela parçam yoğunluğu için. Alamadım Bugatti Sömit için. Zaten millet alacağım diye manyak gibi kasıyorlardı. Manyak puanlar yapıyorlardı. Ben yapıyorum 70 puan, adamlar yapıyor 150, 150 puan. 140 puan. Nasıl alayım ki? Alamadım. O günden sonra Hypercar bölümünü bıraktım. Ya bıraktım derken parça kasmayı bıraktım. Zaten 3 set yapmıştım kendime. Daha ne yapayım? Yeter. Yeter. Gittim diğer setlere hiç kastım. İşte sen bunu yapmamışsın. 2 gün sonra Allah şimdi güzel bir araba gelir böyle beğenice. Hızlı bir araba gelir. Biraz zor olur. Senin yanında 400 levelik adamlar gelir. Onlar ölüyorken sen dersin benim levelim 500 ben niye alamıyorum. Mesela level değil parça. Arabayı kullanman, kullandığın arabalar ve kullandığın parçalar. Allah şimdi en fazla oradaki arabaları alamazsın. Ne diyebilir plastik hediyeleri almışsın. Nasıl ünlü... Arabayı zaten... Heh. Hiç ümit yok zaten onu almakta da ya. Zor. Vallahi ben 500-600 lira kaçırdım onu. Ya şu Allah'ım ya Rabbim şu dağ yamacındaki bir duvar var ya. Ya en sevmediğim bölüm bu kısım ya. Çarpıp çarpıp duruyorum. Görsen halimi şimdi. Doğru yerden doğru bir şekilde geçirsen arabanın çarpmaz. Emin ol. Dörtlüde girmeye çalıştığım için mi acaba diyorum da. 400'de olur mu? Zaten sen Forza oynamıyorsun. Forza hiç oynayamazsın. Harbi mi? Forza da kırak dönüşleri dönmen için 90'a da 100'e düşmen gerekiyor. Arabaları da zor ama. Hızlandırabiliyorum. Şu an altındaki araba o kadar hızlı değil bana göre. En fazla o arabanın başlığı 450. Aynen öyle. Çünkü Porsche kullanıyor. Karşında full olmadı. Belli yani. Full değil ya. Allah sarı sarı var da hepsi sarı da içinde ne var bilmiyorum İşte özellik olarak.
Bu şey vardı bir de bu. Neyse hiç girmesem o işe diyorum da ya da gireyim gitsin ya. %80'de nasıl diyeyim ki? %82 kestirmesi kalktı yok. Anladım, sen dağlık yerden incen aşağıya direkt %86'ya çıkacaksın da o yok çünkü araya checkpoint koyuldu. Checkpoint mi koymuşlar? Yani niye sana kalktı diyorum %82? Ne bileyim, ben haritayı falan değiştirdiler sanıyorum. Havalarlara checkpoint koydular. Oho, o zaman yandım ben ya. Ben Ne sana gitmeyeyim mi oğlum? ta oyun başına söyledim. %82 kesim. Ta oyuna girmeden önce söyledim. %82 kesilmesi kaldırıldı dedim sana. O zaman 80 devam ediyor mu o zaman 82'den böyle? Devam edeceksin. Bir tane daha kesime var da onu da buradan anlatamam. Birinci checkpoint'i alıyorsun. İkinci checkpoint daha aşağıda. Yani V şeklinde inmen gerekiyor. V şeklinde inmiyorsun. Soldan dağa çıkıyorsun. Dağa çıkıp dağdan iniyorsun. Senin yokuş aşağı olduğu için araba hızlıydı. Ve buradan Ya bu bu şekilde anlat söyledim de unuturum ben onu zaten. anladın mı belirsiz. O %82 Anlamam diyorsun. kestirmesine neyse. Sen benim yayın geçmişini izlersin. Nereden gittiğimi görürsün zaten. Tüm kullanım kesimleri kullandım. Kaçta girdim, kaçta çıktım hepsi gözüküyor. Ya bu çok kötü olmuş ama ya. Oo, sen bitirdin mi? Bitirdim. Biraz duraydım ya. Bari son şeyi alaydık. Ne? Checkpoint'i bir tane daha alaydım bari. Ne? Tamam. Checkpoint'i aldım. 185. Ben bitirdim satın da. Benim alacağım Aa. her şey sana verecek. İşte o yüzden çıkmıştı kavgada. Ne? Millet birbirine girdi var ya. Niye beni beklemedin diye falan mı? Yok, uyanıklık yapıyordu. Bekliyordu, adam arkada bekliyordu. Yarışı sürmüyordu. Birinci olan adam zaten kazandığından Ha, şey ama şöyle yapıyordu. bir şey var. Onu geçenlerde ben de bir arkadaşla kavga yaptım. Şey diyor, bana yardım etsen ne olacak? Abi diyorum, parçan var. Niye ki basmıyorsun? Ben seninle gitmek istiyorum yolda diyorum. Ya diyor, önden bir bas git işte hızlısın diyor. Lan hızlı olmakla ne alakası var bunun diyor. Parçan var, parçan. Şimdi biz parçası olmayan, hız yavaş olan, yeni başlamış insanlara yardım ederiz. Amenna bak. Hiç esirgemem. Seni bak parça yavaş az yani düzgün olmadığını fark ettim bastım önden gittim. Yoksa seni de bekledim seninle beraber gelirdim. Bak sen ta arkadaşlar %80'desin. Nereden baksan bir 85. yani neyse %85 nereden baksan yani 15-25 bir muhabbet var yani arada. Anladın mı? Benim basmam gitmem normal yani. Ondan çıktıydı. O adamın da hepsinin her şeyi vardı çünkü. Şimdi ne yaptılar bilmiyorum artık Şimdi ama. bir şey söyleyeceğim. Senin de tüm parçan tüm full olsa, benim parçalarım kadar full olsa böyle. Kasten basmasan arkada yok takılsan, sigara migara isteyen takılsan, keyfe kadar takılsan arkada ne affedersin de ben de aynısını söylerim. Yani Aynısı. girmem yani yarışa. Sen de Ondan girme. dolayı oluyordu. Çünkü bu oyunu abi birlikte oynamak için giriyorsun. Ben seni o kadar kastırmışım. Tüm sana parça Anlıyorum kazandırmışım. valla. Hızlanman için yardımcı olmuşum zamanında. Sen benle beraber gitmiyorsan ya da benim önümde gitmiyorsan ya da bana rüzgar vererek gitmiyorsan yolda abi ben affedersin de sen de zaten girmem ki yarışa. Ben yani şöyle söyleyeyim. Hayır. Ha tek oynamışım en önde gitmişim tek başıma. Ha senle girmişim en önde gitmişim tek başıma. Aynı şey. Yani ben en önde gidiyorsam tek başıma senle girmem yani tek başına git oyunu kazan o zaman en arkada kazanabiliyorsan. Ben niye sana kazandırayım ki oyunu? Oradan çıkar zaten kavga. O adam arkada yaylanı yaylanı gidiyor. Aynı parayı alıyor, aynı parçaları alıyor. Ve İbnelik ya. senin full sarı düştü değil mi sana bir de? Aynen. O da değişti. Onu da mı?
Full seriye çektiler. Bir dakika, burada ötüp ötüp duruyor şey yine. Burada bir şeyler var herhalde yine. Şuna bakayım da nerede ötüyormuş. Bir de sen çok dengesiz sürüyorsun galiba arabayı. Sen daha nasıl uçtun? Yok, şey var burada. Bu adı nedir? Kutu kutu. Kutu kutu tanesi. Bende de ötüyor. Aa, mor verdi. Stok is full mü yine mi? Bende o sarı ama. Açayım mı? Aa, sen de mi açabiliyorsun? Bende de var. Ay, ikimize de gözüküyor. İki sarı bir mor. Ama benim almama gerek yok. Ya bende bu bir sürü sarı var da. Ne alta yaradığını bilmiyorum. Üçüncü özelliği olan tüplülerin hepsini biriktireceksin. 11 kaçtı? 7 tane. 7 tane tüplü yapacaksın. Tam set. Özelliklerinde ekstra pump ve kureye çekeceksin. Bu kadar. Ondan sonra araban hızlanacak zaten. İstemiyorsan. Bir dakika. Tüplülerden hepsi bu kimyacı şeyinden mi? Aynen. Erlen Mayer. Aynen. Onlardan var herhalde ya. Dur takayım onlara. Ama bir tanesine değil. Hepsine birer tane takacaksın. 7'sine de birer tane takacaksın. Hepsine takıyorum. Ondan sonra özelliklerini yani. Pro ile ekstra pump yapacaksın. Ekstra pump falan bilmiyorum ben de ya. Özelliğini değiştireceksen diğer iki kalan özelliği değiştireceksin. Üçüncü özellikli sefer düşürüyorsun. Üçüncü özelliğini elleyemiyorsun. Diğer kalan iki özelliğini değiştirebiliyorsun. O sarı parayla B parasıyla. Diyorsun ya, ben paraları dönüştürüyorum, o sarı para ne işe yarıyor. İşte bu işe yarıyor. O parayla başka parçalar yapıyorsun. Aynen. Ben o işten hiç anlamam valla. İyi, kimyacı şeyini yaptık. 500 evvel dolmuşum. Aa dur, araba geldi. Arabayı aldım ben. Bütçe verelim. Devemenci alalım. Ferrari 600'de. Ben bir saate bir bakayım. Bir yandan şey girmeyek şimdi ya. Neydi işte, New York mu neydi? Ondan girmeyek. Yok, bir daha gireceğiz. Vallahi girmeyek ya. Yüz binliklerden girek. Fark etmez. Ben uyar. Yüz binliklerden girek bir tane de. Sen aç, bana ayak uydurma. En zoruna kadar açamıyorsan ben açarım. Bende oyundaki tüm oyunlar hepsi en zoru. Tüm her şey. Var en zorundan açtım. Bir toy bile olmuştum. Fark etmez. Ben şu arabayı bir değiştireyim ilk önce ama. Jesko alayım. Jesko parçalarını da ona göre değiştir ama. Full tüplü tak. Yavaş gidiyorum. Tüplüyü taktıralım o zaman. Bir tanesinde varmış. Bir tanesinde... Zaten FF muhabbeti var onun. Ya öyle değil. FF yapabiliyorsun. Diğer arabadındaki parçayı F'ye basarak diğer arabanın üzerine gidince. F'ye basınca üzerine geçiyor direkt. 7 parça. FF yöntemi de geldi. Sen bayağı girmedin için. Tamam, bunda da iki tanesinde yok sadece. İki. Yok, bir tanesinde yok. Bak dostum. FF yöntemi var diyorum sana. Ben vallahi hiçbir şey bilmiyorum ya. Ya tüm o eski parçalarını diğer arabandan diğer arabaya parçalarken tek tek çıkartıp takıyordun ya. Onu artık evet. Ya yapmıyoruz. Performans. Aynı parçayı. Performans kısmının üzerine geliyorsun, içeri girmeden bir kere F'ye basıyorsun, diğer arabaya gidiyorsun, performans kısmının üstüne durarak içeri girmeden F'ye bastın mı o arabadaki parça o arabaya geçiyor. İki arabanda da parça varsa yer değiştiriyor. Hepsine bakıyorum. FF yöntemi bu. Tek tek çıkartıp takma muhabbeti kalktı. Yok artık, kalktı o. Benim yaptığım şey bulurdu şimdi. Aa.
Oş Allah gitti, parçalar gitti. Ben o aracın hangi aracı taktığımı bulurum da ben de. Bunlar mı? Zaten ben hangi parçayı taktım, şey hangi arabayı kullandım bilmiyor mu? Öyle rastgele ben 2-3 tanesini FF tuttum. Seninle işimiz var. Aa buldum valla. Ah oldu tamam. Jesco güzele benziyor da. Bilmiyorum güzel mi? Jesco güzele benziyor da. Bilmiyorum güzel mi? Valla benim ikinci aracım Jesco. Bir Bugatti. Yok. İlk Egoista'yı aldım. Sonra Jesco'yu aldım. Bunlar saydıklarım ana araçlarımdı. Sonra en son Bugatti aldım. Bugatti ana aracım olarak kaldı. Ama sonra öncesinde Jesco'yu kullandım. Bugatti aldıktan sonra birazcık daha Jesco kullandım. Sonra tamamen Bugatti'ye geçtim. Çünkü Bugatti'ye ayar çekmiş. 9 ayarı çektikten sonra kullanabildim. Aracaz şimdi ya. Sen çarpınca toparlayamıyorsun ha arabayı. Hiç toparlayamıyorum. Çok geç toparlıyor. Niye? Bilmiyorum ki. Neyden oynuyorsun sen? Konsoldan falan mı oynuyorsun? Şey, klavyeden falan mı oynuyorsun? Yok. WASD. Ben de aynı şekilde. Sen niye falan çıkıyor? En arkadan mı gideceğiz? Bilmiyorum, böyle gidelim ya da. Basak ya. İstiyorsan gidelim, fark etmez yani. Para alamayız. Benlik sorun yok. Benim paraya ihtiyacım da yok yani oyunda. Alırız ya. Sen çağırdın diye ben geldim oyuna bu arada. Bilmiyorum ya. Niye toparlayamıyorum? Bilmiyorum valla. F9 ayarı yap. Frosting ayarını yap. Sakral ile ilgili hiçbir... Bir şey soracağım sana peki. Aa şöyle dedin. Karşısına krev 2 çıktı. Aa güzel oyunmuş deyip de al. Öyle mi aldı sıra oyunu? Hiç araştırmadın mı YouTube'dan da? Yoo. Direkt yapmışlar. Epic'te indirime girmiştik. Tamam. Yine hiç araştırmadın mı? Her indirime düşen oyunu alıyor mu parayı yatırıp? Yok ya. Böyle bir YouTube'dan falan bahsettim. Mesela şimdi çarptım. Ne diyeyim? Toparlayacak. Biz de toparlıyoruz. Biz de çok çarpıyoruz öyle. Sen kendine bir tane ana araç seç. Ona parçanı tak. Onunla yarış genelde ben. Hypercar bölümünde. Sana söyleyeyim. Mesela şu an lavaboya gideceğim. Çikolata yedim. Gidim mi bat battı? Geçerim ben. Gidemiyorum. Sana bırakacağım, gidemiyorum. Yok yok, o kadar kötü değiliz de. Geçerim. Sen geç. Geçersin. Allah, önümde adam. Önümde adam. So far behind, I won't even feel good about beating you. Nah, I will. Az oyun yarış bitsin de ben chat'e bir tane fotoğraf atacağım. O chat'teki göreceğim fotoğraflara göre ayarlayacağım. Arabası önemli değil. Benim attığım arabayı ayarlamana gerek yok. Bir tane fotoğraf atacağım chat'e, parçanı sadece. Aynı şekilde ayarla, iki tanesini, üç tanesini aynı özellik yap. Yani araban birazcık hızlanacak yani. Şu ankinden birazcık daha hızlanacaktır araba. Herhangi bir arabanı taksana parçayı, araba hızlı gider. Ama o parçaları kullan. Gidip her arabanın üzerindeki herhangi bir parçayla arabayı kullanma. Yani aşırı yavaş kılırsın yani oyunda, sana söyleyeyim. O yüzden sana diyorum ya, FF yöntemi geldi oyuna diye. Yani FF yöntemiyle parçanı çıkartak
Yapabilirsin, değiştirebiliyorsun diğer arabanın arabayı, onu diyorum sana. Okay, you pass me. Let's see what happens when I pass you. Sana anlatamıyoruz ki. Bir yere ben Türkçeyi konuşmayı bilmiyorum. Valla. Sen hangi dilleri biliyorsun, o dille konuşayım. Türkiye'den başka bir şey yok ya. Sen Türk müsün, Azerbaycan mı? Türk'üm ya, Azerbaycan nereden çıktı? Ne bileyim, Azerbaycan'ın bayrağı var üzerinde. Ama onun şey olsun, isim geçer olsun diye farklı oluyor ya. Anladım. Ne bileyim, sorayım dedim birader. Bu hiç sorma zaten. Kafkas sunucusuna gireyim dedim işte saat 8 gibi. Allah! Kardeşim bak, biz neden böyle davranmışlardır biliyor musun sana? Bir, konuşman birazcık yok, yok. Değişik. Konuşmayı hiç bilmedik. Tamam, üzerinde Azerbaycan abi bayrağı var, hadi bir tane de koymamışsın sen. Doldurmuşsun. Sen böyle şey, koyu Azerbaycanlı gibi bir şeysin yani. Öyle hissettim hani. Galatasaraylılar olur ya böyle 3, 4, 5, 6, 7 tane Galatasaray sürgüsü koyar. Farklı farklı. Senin mesele de o. Adamlar da direkt önün yargıyla yaklaşmış sana. Ya bakıyorlar isim de İngilizce. Türkçe bir isim değil. Ya birader affedersin de ben seni yabancı zannettim. Hatta yazdım sana ben İngilizce bilmiyorum. Şey İngilizce değilim, Türk'üm yazdım sana. Şimdi geldi aklıma. Oğlum sen yazı yazı olsun, krev oyuncu yazıyorsun, ardından İngilizce yazı yazmışsın. İngilizce mi artık neyse. İngilizce mi? Ha, bir yazdım. Bak, anlamadım, bir isim yazdın oraya. Bir şey yazdın, yazı yazdın. Bak sohbet, bir dakika oyun bitici sohbet. Seninle konuşmuş üzere. Merak ettim şimdi, abi ben İngilizce yazmıyor muyum oraya? Belki bilmiyorum, belki sonra eklemedin otomatik klavye bir şey de eklemiş de olabilir. Telefondan yazdın. Olabilir. Yok, telefondan yazmadım da. Neyse işte. Ben İngiliz değilim, Türk'üm yazdım sana. Ben bunu bu sana yazıyorsam o zaman döneceğim, bir kere bakacaksın kendine. Bir kişi sana bir şey diyor, iki kişi bir şey diyor, üç kişi bir şey diyorsa yani yanlış anlama da. Döneceğim bir bakacaksın, acaba ne oluyor, niye bana böyle diyorlar diyeceksin de. Burada bir fotoğrafını Alman, ismi de Alman yapınca böyle oldu ya. Bayraklar da hem Türk bayrağı hem Azeri bayrağı. Ya insanlarda ön yargıyla yaklaşıyor işte kardeşim. Anla. Ben bile böyle yaklaşırsam anla yani. Yani daha sana adamlar ne desin? Yani kardeşim o fotoğrafla şeyi bayraklarını silme desin adam sana. Zorla bunu zorla mı yaptırsın? Yok. Birisi sana bir tepki gösterdi, istemediğin bir tepki. İki gösterdi, üç gösterdi. Lan dersin, ben hangi yere gitsem birisi bir tepki gösteriyor bana dersin kendi kendine, örnek veriyorum. Ne oluyor? Bir yandan da iyi oluyor ya. Bir yandan da iyi oluyor. Vallahi. Millet mi uğraşıyormuşsa. Vallahi iyi mi kötü mü oluyor bilemem. Ben bir girdim Musuncu'ya. Arkadaş İbrahim bakıyorlar. Bir bakıyorlar profile. Twitch var, YouTube var, Discord var, o var, bu var, şu var. Profil oğlum. Hemen diyorlar, kardeşim hoş geldin. Çay kahve içermişsin. Aradaki fark. Ben demiyorum. Biz bu şimdi niye böyle davranıyor? Çünkü özellikle benim profilim de boştu. Ama yine alemler yazıyordu. Şimdi birazcık daha böyle hesabı ciddileştirdim ki girdiğince bir kere hesabı böyle ciddi alıyorlar. Diyor bu adam, diyor buna adam gibi profil yapmış etmiş, Photoshop'la uğraşmış, o kadar dizmiş etmiş, o kadar yazmış. HyperCoad Blanche'nin de simgesi var üzerinde hesapta. Bakıyor şöyle bir etrafa, tamam sağlam adamdır bu diye. Benim 2 ay sonra bilgisayar değişim kalmayacak. Allah inşallah. 2 ay sonra inşallah 4-5, 10 yıl boyunca inşallah bilgisayar değişim olmayacak benim 2 ay sonra. Eğer istediğim bir şey olursa. Niye, gidiyor mu? Asker olacağım inşallah. Olursa. 10 ay mı? İçim olmayacak. Asker olacağım, asker. Olursa hiç işim olmayacak. Sen asker olacaksın. Evet. Sen asker. Niye, hayırdır?
Nerede hocam askeri? Türkiye'de mi Azerbaycan'da mı? Ya Azerbaycan nereden çıktı benim? Benim de konuşman Azerbaycan'a gösterdi. Harbi miydi ya? Ciddi söylüyorum. İlk defa senden duyuyorum. Anladım. Vallahi bak. İnşallah kardeşim birilerini vurmazsın da. Başka hiçbir şey demiyorum. Yavaş git. Yavaş mıydım? Yavaş gidiyorum lan zaten, manyak mısın? Araba 450 ile gidiyor, daha ne kadar yavaş gidiyor? Al. Çarptım bile bir tane. Senin bir rahatsızlığın falan var mıydı geçmişte? Yok. Azerbaycan'a gidip falan. Neredesin sen? Adı? He? Osmaniye. Osmaniye. Ha, anladım. Şimdi anladım. Belli oluyor. Yani çok net belli ediyor. Niye ki? Hı? Niye? Osmaniye tanıdığım bir iki arkadaşım daha vardı Osmaniye, Osmaniyeli. O yüzden sordum. Ben aradım şimdi. Doğma Osmaniyeliyim ya. Osmaniye'de çok bulunmadım. Fark etmez. İle kök çeker. Tabii benim bir iki arkadaşım daha vardı böyle Osmaniyeli. Az durmamış senin gibi İzmir'de. Onlar da senin gibiydi böyle. Ne oldu, ne yapmış? Bir şey yapmamış, senin gibilerdi işte. Nasıl yani? Ama iyi anlamda söyledim, senin gibilerdi işte. Senin gibi böyleydi işte. Adamı ilk Azerbaycanlı falan zannetti. Yok dedi, ben Türk'üm dedi. Yani bir şey anlatamıyorduk bir türlü. Anladın mı? Şey böyle, bir şey anlatırken kabaca anlatacaksın. Üstü kapalı anlatacaksın. Açıp anlatamıyorsun. Anlatamıyorum. İşte senin biraz onlara benzer. Ben otoban işini hiç sevmiyorum ya. He? Trafik trafik duruyor. Otoban işini hiç sevmiyorum. Bir de yağmur yağınca hiç. Sen bence arabayı döndürmüyorsun, o yüzden çarpıyorsun. Ben arabayı döndürdüğüm zaman çarpmıyorum. Yanından daha tepin ben geçtim, fark ettin mi? Evet. Anladım. Çok sağlı sollu gidiyorsun. Arabayı düz tutmuyorsun. Bir yerde tutmuyorsun. Sen bir kere benim yayınımı izle. Yayını bir sollandıktan sonra. Demek istediğim daha rahat anlarsın. Ben de klavyeden kullanıyorum bu arada. Nasıl kullandım az çok göreceksin. Bu arabayı nasıl çarpabildin? Bilmiyorum ya. Ya sol, çünkü arabanın solu boş, sağa boş. Soldan geçmedin, gittin arabanın makatını indirdin diyeyim. Ayıp olmasın. Yol 4 şeritte, hadi o da yetmedi. Sağda bisiklet yeri var. Bisiklet sürmeler için yeşil alan var. Oradan geç. Buna da çarptım mesela. Normal. Aşırı çarpıyor. Zaten amaç da o. Çarpmadan gitmek.
dikkatini toparlayamıyoruz herhalde ya. Bak, sen arabanın her zaman önünde bakmayacaksın. Yola karşıya bakacaksın. Tamam mı? Yolun karşısına. Yolun en uç kısmına bakarak süreceksin abi. Arabanın önüne değil. Arabanın önüne bakıyorsan, oho işin var. Daha çok, sen yoksa oynayamazsın. Dıştan sürünce çok kötü oluyor da, içten sürünce ben biraz daha kaza yapmıyorum ya. İçten sürünce de bu sefer sağ solunu göremezsin. Sana söyleyeyim de. Sana virajı kaçırdım gibi. Çok değişik bir adamsın. İnan yani. Öyleyimdir. Adam arabanın içinde mi karbon yapmış? Sardın mı böyle? Tavan da karbon. 183 bin aldım. Burada. Benim 110 bin. Vallahi benim 1500 liram oldu bile. İşte üzerinde para parçan olsa 2-3 katını alırsın. İkon 501. Stories kısmı da yoktu herhalde. Stories de yeni gelmiş. Stories, onlar stories. Yeni geldi. Yarın yenilenir herhalde, yarın. Yarın değil, çarşamba günü. Yarın yenilenmez çarşamba günü. Ben bir tane chat'e fotoğraf atacağım şimdi. Şeyle abi yapacağım, sen o chat'e bak, sohbete bak. Oyunun borderla işte alt tarafa bak. Bak parçam bu şekilde olacak. Araba benim başka bir şey, normalde parçam Bugatti parçası bu araba. Bugatti parçasında da. Ben şu an para parçasıyla girdiğim için değiştirdim. Sen aldın mı ona? Sohbete bak, bir tane fotoğraf atacağım. Bizim sunucunun sohbetine. Oradan bak istediğimi anlayacaksın. Demek istediğimi. Senin yayında hafif kasma var ha. Var mı? Bir ona bir bak sen. Var, şu an sadece sohbeti görüyorum. Bakmadım çünkü. Çünkü yani önceki oyuna girmeden önceden de bir vaktiydi. Kasma var. Bu ya da bu aracın altında bir var ya. Hı. Belki ondandır diyeceğim de. Belki dediğim bakalım. Olabilir yani normal. Çok hafif bir şey var, ona ayar çekilecek. Bir gün Semih'le ayar çekerim ona. Bak işte bir sohbete bak, bir fotoğraf attım. Sonra bakarsın. Aynen var. Kasma. Hatta